Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine pratik ve lezzetli harika bir tarifim var. Öncelikle burada 5-6 tane patates kullandım. Kalabalık olduğumuz için bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Dilerseniz 3 tane büyük patatesten de yapabilirsiniz. Kabuklarını soydum ve iyice yıkadım. Daha sonra ikiye bölerek tencereye alıyorum daha sonra rendeleyeceğim için bu şekilde büyük büyük kullandım. Üzerine su ilave ediyorum. Tuz ekleyerek kaynamaya bırakıyorum. Tuzlu kaynatmanızı tavsiye ederim. Patatesler tuzsuz kaynadığında lezzetli olmayacaktır. Şöyle çok aşırı yumuşak olmayacak şekilde kaynattım ve rendenin ince kısmıyla rendeliyorum. Dilerseniz çatalla da ezebilirsiniz. oldukça da bereketli oluyor gördüğünüz gibi. Bütün patatesleri rendeledim, hazırladım. Eğer ilk kez deneyecekseniz az bir patatesten denemenizi öneriyorum. Evet, bu şekilde hazırladım. Bir tane orta boy soğanı ince ince doğruyorum. İçine soğan çok yakışıyor arkadaşlar patates köftemizde. Mutlaka soğan ekleyelim. Soğanları da ince ince doğramayı özen gösterelim. İçerisinde pişmesi için tekrar üzerinden bu şekilde geçerek daha da inceltiyorum. Rendelemeyin. Ee, bu şekilde doğramanızı tavsiye ederim çok aşırı sulanır rendelediğinizde ve toparlayamazsınız. Patateslerin içerisine alıyorum. Çeyrek bal maydanoz ekleyeceğim. Maydanozları da aynı ince ince doğruyorum. Maydanoz da içerisinde ayrı bir koku ve lezzet katıyor. Yine maydanozu da ince doğramayı özen gösterelim. İçerisinde çabuk pişmesi için. Evet bu şekilde patateslerin içerisine alıyorum ve artık doğrama işlemi bitti. Üzerine tuz ilave ediyorum çok az. Patates de var ama sebze eklediğim için biraz daha tuz ekledim. Kırmızı pul biber ekliyorum ve patatesin olmazsa olmazı karabiber ekliyorum. Kimyon ilave ediyorum. Kimyon da çok yakışıyor patates köftemize kimyonu az kullandım bir çay kaşığı kadar bir tane yumurta ekliyorum yalnız yumurtanın sadece sarısını ekleyin arkadaşlar ee, benim dalgınlığıma geldi ve bir tane bütün olarak ekledim Sadece sarısını ekleyin listeyi de ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz çatalla toparlıyorum ve daha sonra un ekleyerek köftemizi hazırlamaya devam ediyorum Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Üzerine un ekledim. Un lütfen kontrollü ekleyin. Ee, bazı arkadaşlar patates köftesini sadece galeta unuyla da yapıyorlar. Biz unla yapıyoruz arkadaşlar. Ben annemden o şekilde öğrendim. Unla çok güzel olur. Toplamda bir su bardağı un ekledim ve bir çay kaşığı kabartma tozu ekledim arkadaşlar. Kabartma tozunu da mutlaka eklemenizi öneriyorum. Bir çay kaşığı kadar. Ben kıvamını hafif yumuşak bırakıyorum. Yumuşak olduğunda pişi gibi çok güzel oluyor. Yumuşacık pamuk gibi oluyor arkadaşlar. Çok da güzel kabarıyor sert yapmak isterseniz un miktarını daha da arttırarak toparlayabilirsiniz şöyle elimi hafif yağlıyorum çok aşırı değil sadece toparlamak için çünkü ele yapışan bir hamur hazırladım ben biraz önce de bahsettiğim gibi biraz daha toparlaması kolay olsun isterseniz un miktarını 3-4 yemek kaşığı fazla koyabilirsiniz Evet bu şekilde köftelerimi hazırlıyorum. Şekillendirme işlemini tamamen kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Yuvarlak yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hafif uzun uzun yapıyorum. Bir de şunu belirteyim. Ben video çektiğim için bu şekilde hazırlayarak yaptım. Sizler evde yapacağınız için tavanın başında elinizle hemen şekillendirip tavaya alın. Yani bekletmeyin daha da yumuşamasın. Şöyle hemen kızartmaya geçiyorum. Yeteri kadar sıvı yağını tavaya aldım. Yağı mutlaka kızgın olmasını özen gösterin. İnanılmaz güzel bir tarif oluyor. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yayılma olmadı. çocukluğumun tarifidir patates köftesi çocukken Annem çok yapardı Eskiden gün sofralarında patates köftesi çok fazla yapılırdı bizim buralarda Sizleri geçen sene yumurtasız tarifini vermiştim Bugün de yumurtalı tarifini vermek istedim Evet bu şekilde nar gibi kızartacağım dış yüzeyini gayet güzel kızartın. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı oluncaya kadar kızartmanızı tavsiye ederim. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Kızaranları şöyle bir tepsiye alıyorum. Yapımı gördüğünüz gibi çok pratik lezzeti de gerçekten çok güzel sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim oldukça da bereketli 3 tava kızarttım şöyle son tavayı da kızartıyorum eğer tariflerimi yapıyor deniyorsanız yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Evet patates köftelerim artık servise hazır. Biraz soğuduktan sonra servis edin arkadaşlar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şöyle ışığa getiriyorum. Bakar mısınız? İnanılmaz güzel oldu. Lezzetini tattığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. İçini kesinlikle yağ çekmeyen, sadece yüzeyinde olan harika bir patates köftesi tarifi verdim bugün sizlere. İçinin güzelliğini de görüyorsunuz. Bugün de beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.